Merhaba arkadaşlar, 9 Ağustos 2016'da E1Z1'e yeni bir patch geldi, oyun update oldu. Size bunun hakkında bir takım açıklamalarda bulunacağım. Daha doğrusu Steam'de gösterilen update'leri sizin için çevireceğim İngilizceden. Ne diyor? Öncelikle tabii bu geçti, bunun bir önemi yok. 4 saat boyunca serverlar kapalı olacak. Öncelikle arkadaşlar ne diyor? Sürüş deneyimini gerçekleştirebilmek için, geliştirebilmek için araçlar daha fazla, daha kolay bir şekilde yönetilebilecek ve hani bu taklalara karşı daha rahat önlem alınabilecek. Buna ek olarak bazı değişiklikler yapmışlar araçlarda. Araçlarda hani durmadan bir o arabadan bir bu arabaya atlıyorduk falan filan. Artık belli başlı değişiklikler olduğu için araba değiştirmek bizim için daha zor hale gelecek. Mesela polis arabası en hızlı araba olacak. Off-road jeep en kolay kullanımı olan araba olacak. Pickup'sa kullanımı en zor olan araba olacak. Ne diyor? Pickup'taki arka taraftaki yolcular ayağa kalkabilecek. Ve ileriye ateş edebilecek diyor arkadaşlar. Ve kendilerini arkadan vurulmayı önlemek için eğilebilecekler kendilerini korumak için. Evet, araçlardaki diğer gelişmelerden de bahsedelim. Sesler, araçlarda işte motor sesi, turbo sesi falan, fren sesleri belirgin bir hale gelmiş. Ayrıyeten arabalarda kornalar var. J'ye, default olarak J'ye bastığımız zaman. Sonra diyor ki umulmadık bir şekilde patlayan araçlar daha az olacak. Daha belirgin olacak. Yani arabanın ne zaman patlayacağı daha anlaşılabilir olacak. Anahtarlar ve kontaklama, düz kontak. Şimdi diyor ki harita bilgisi çok önemli bizce diyor. Arabaların nerede spawn olacağı, nerede yaratılacağını bilmek önemli. Şimdi dolayısıyla bazı değişikliklere gidilmiş. Artık arabaları aldığımız zaman arabaların içerisinde bazı parçalar olacak. Bunlar ne? Mesela benzin oluyordu. Benzinin yanı sıra bir de anahtar olacak arkadaşlar. Bu anahtarı alıp hemen hızlı bir şekilde arabayı çalıştırabileceğiz. Fakat eğer anahtarımız yoksa düz kontakta yapabileceğiz. Fakat bu biraz zaman alacak ve biraz sesli olacak, ses çıkaracak. Dolayısıyla diğer oyuncular bunu fark edebilir diyor. Ondan sonra arabaların diğer parçaları işte motordur, aküdür falan, spark'tır. Spark özellikle çok alınıyordu. Bunlar hala kaldırılabilecek, arabadan alınabilecek fakat bunları yapmak için daha fazla süre gerekiyor diyor arkadaşlar. Toksik gaz demiş. Şimdi bazı oyuncuların ne diyor? Oyun ortalarında loot yaptıkları görünüyor diyor gazın içerisinde. Dolayısıyla oyun ortasında daha fazla çatışma ve yüzleşmeye girilebilmesi için toksik gazda bir takım değişiklikler, ayarlamalar yapılmış. Dinamik gaz demiş. Gazın dinamikliği şu arkadaşlar. Bundan sonra oyuncu sayısına göre bu çember ölçeklenecekmiş. Böylece daha fazla insanların birbiriyle çatışması için imkan sağlanacakmış. O daha önceden belirli statikti. Hep aynı şekilde küçülüyordu ve insanlar ona göre kendilerini ayarlayabiliyordu. Şimdi kişi sayısına göre ayarlanacakmış arkadaşlar. Toxicity ise yine çatışmaya teşvik etmek için insanları yapılmış bir uygulama. Gaz içerisinde kaldıkça toksisiteniz artacak. %100 olduğu zaman da daha fazla gazdan etkileneceksiniz. Bu oyun sonu için daha çok önemli. Çünkü oyun sonunda gazda kalma ihtimali daha yüksek oluyor. Oyun ortalarında o yüzden veya oyunun başlarında gazda kalıp loot yapmak isteyen arkadaşlar artık bunu yapamayacaklar. Daha doğrusu yapmamaları gerekiyor. Evet, airdroplar. Airdropları oyunun sonlarında kaldırmışlar arkadaşlar. Çünkü oyunun sonlarında oyuncular için özellikle bizim için de çok zorlayıcı oluyordu. Bombalar düşüyordu. Küçücük alanlarda kaçacak yer bulamıyorduk kendimize. O oyunun sonlarına doğru kaldırılmış. Ondan sonra daha dik yüzeylere düşmeyecekmiş bundan sonra. Daha düz alanlara düşecekmiş airdroplar. Ve bombalar çok daha uzaktan düşerken duyulacakmış. Ben bunu deneyimledim arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Aşağı düşene kadar gerçi biraz korkutucu ama gayet güzel ses çıkarıyor. Paraşütler. Paraşütlerde de bir takım değişikliklere gidilmiş. Ellerimizde artık tuttuğumuzu görüyoruz paraşütü ve inerken yavaşlama oluyor.
Onun haricinde de paraşütten indiğimiz zaman herhangi bir hasar görmüyoruz. Arkadaşlar eğimde, recycle'da da bir takım değişiklikler olmuş. Bunlardan bir tanesi mesela örneğin silahımız duvara dayalıyken ateş edemiyoruz. Daha doğrusu böyle edilemez işareti çıkıyor. Böylece daha önceleri mesela adama gelir mi gelmez mi gibi sıkıntılar oluyordu. Bunu anlayabiliyoruz. Adama daha ateş etmeden önce adamın üzerine gelecek mi yoksa duvara mı çarpacak bunu öğrenebiliyoruz eğimin kendisinden. Görselliklerde de bu da çok önemliydi. Loot yapabileceğimiz malzemeler etrafında dolaşırken parlıyor arkadaşlar. Böylece onları görme şansımız daha fazla artıyor. Gözümüzden kaçmaları engelleniyor. Bir de böyle partiküller oluyordu. Bomba atıldıktan sonra böyle siyah siyah. Ben özellikle onları uzaktan insan zannediyordum. Bunlar da düzeltilmiş. Artık bizi engellemeyecekmiş. Arkadaşlar yenilikler bu şekilde. Bence gayet güzel Merhaba olmuş. arkadaşlar. Ve ilk defa D1Z1'deyiz. bir yenilemeden, update'ten Yeni sonra patch'ten oyuna direkt herkese girebildim. Herhangi bir merhaba. sıkıntıyla karşılaşmadan. Bakalım Bu da çok olumlu bir işimize yarayan gelişme. bir patch gelmiş. Öyle diyorlar. Kasılma büyük oranda azalmış. Benim bu oyundaki hatta tek problemim kasılma arkadaşlar. Bağlamın olacak. Bağlamın olacak. O arabamı almışlar. Oo. Ne oluyor lan? Şöyle bir yere indik. Ve buradan. Ne oluyor? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi silahlar falan parlıyor. Yeniliklere yavaş yavaş dikkatimizi verelim, çekelim. Oo, çok yakında olduğumuz zaman alamazsın işareti çıkıyor. Şuradan yine de şunu düşürelim. Ufak takılma olmadı değil. Yani oldu. Ondan sonra şuraya bir bakalım. Buraya gelen mi olmuş yoksa burası? Evet gelen olmuş. Herhalde. Bu ne abi? Araba sesleri çok iyi olmuş. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar görüyorsunuz yeni patch'te gerçekten daha mantıklı bir şekilde iniyoruz. Paraşütümüzle, ellerimizle falan filan yön verebiliyoruz. Evet, bu da bizim isteğimiz doğrultusunda değil, otomatik olarak tam inmeye yakın düzeliyor. Hadi bebek. Bakalım gelen var mı yok. Tamam gelenleri bekleriz acılar. Şu parlama olayı güzel olmuş ya. Artık. Acaba içe gömülü olan durumlarda ne oluyor? Adam var mı? Yok. Ben şuradan yine düşüreyim. Render distance'ı. Arkadaşlar sis oluyor demişsiniz. Görüntüde sisli. Senin abi görüntün çok sisli demişsiniz. Bunun nedeni distance ayarları. Kasmasın diye. FPS'in ciddi derecede arttığı söylenmiş. Bende yine takılma oluyor. Bakın yine oldu. Söyledim. Hemen üstüne bakın böyle oluyor dercesine yine oldu. Şöyle şunları alalım.
Ondan sonra şunu şöyle yapalım. Oo. Öyle bir şey mi var ya? Oraya koyulur mu? Bu arada ben ne yaptım acılar? Silah almadan. Allah Allah. Ne güzel oldu ya. Ya öyle artistik yapmayacaksın. Şunu bir alalım. Ben bunu demin almadım mı? Başka? Evet, şunu da alalım arkadaşlar. Bunu demin almadım herhalde. Sonra şuradan sanki şeyin Magnum'un görüntüsü değişmiş. Daha karizmatik olmuş böyle koyu koyu. İyi olmuş arkadaşlar. Bu arada YouTube'da No Name isimli arkadaşımız Azerbaycan'a selam söyler misin demiş. Tabii ki söylerim. Hello Azerbaycan. Azerbaycan'ı biliyorsunuz arkadaşlar çok seviyoruz. Bizim için bir dosttan bile önemliler. Kardeşlerimiz onlar. O yüzden hepsine selam. Arada da adam var mı diye bakıyorum. Azerbaycan, seni çok seviyoruz. Evet, burası açılmış. Acaba demin kafasına sıktığımız adam mı açtı burayı? Şu girilmez işareti ne kadar hoş ya. O zaman Nidah koşmaya devam. Tabi yer belli olmadı. Buraya girmişlerdir. O kaleye girildiyse buraya haydi haydi girilmiştir. Yer belli olsa güzel olur ya. Hoş olur, hoş. Oo, uçağın sesine gel. Uçağın sesi, demin de söylediğim gibi araçların sesi çok güzel olmuş. Uçak da bizim için bir amaç değil arkadaşlar, bir araç, o yüzden bu da güzel olmuş. Kıyıdan köşeden gel. Şöyle geçelim de bizi gören olursa heyecan yapsın. Acaba vurabilecek miyim? Filan şeklinde. Uçak varsa yapma be. Şimdi araç bulmam lazım ki araç bulmak o kadar kolay değil. Şurada ATV yoksa direkt gidecek. Direkt. Mitrain Vac mi? Mitrain de oyunda arkadaşlar. Train, ben kafanı sıkmadan sen oyundan ayrıl. İstirham ediyorum. Ama ne olur sen benim kafama sıkma. O zaman ne yapacağız? Şöyle yapalım. Gerçekten de niyetimizin araç bulmak olduğunu dosta düşmana gösterelim. Evet, burada. Burada yok maalesef. ATV yok. Acaba spam mı olmadı burada? Şimdi ya sevmediğim yerler mi acaba? Şu tarafı daha az seviyorum. Burası yine hadi. Cranberry falan içeride hadi. Bir nebze iyi de. Araba var mı? Araba gok. Burada kimse gok. 48 kişi kaldı.
O zaman güneye doğru ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Çelik yeleğim ve ben süperiz ya. Möhteşemiz. Böyle boş boş koşuyoruz ya. Oyun biraz daha akıcı. Yani bende de fark etti. Ama yine de şöyle takılmalar oluyor. Bu arada ben söyledim mi bilmiyorum. Ekran kartını değiştirdim. Artık şu an bende de bir GTX 970 var. Ama bu takılma ondan kaynaklanmıyormuş. Öğrenmiş olduk aldıktan sonra. İğren silahlar için teşekkür ediyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Aa. Mitrain uçar. Okey. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız, ne içeceğiz? Şurada karavanlar vardı. Ondan önce ev vardı. Bende medkit var mı? Medkit yok. Lanet. Şurada bir dursam bakalım şu craft'ı nasıl yapıyor ya. Craft'ta herhangi bir değişiklik yok. Dedim acaba craft'ta böyle şükür hareketler yapıyor mu? Çünkü bandajı yaparken böyle sanki elini sarıyormuş gibi falan yapıyor. Güzel oluyor yani. Chemistry. Tam buraya da mı girdiniz? Şu parlamalar çok iyi ya. Çok iyi ya. Evet, şu an galiba bir araç sesi var. Tam yerini kestiremedim uzaktan. Ses geldi. Gazda ooo yayılmaya başlamış acılar. Biz daha şurada bir yerdeyiz. Gerçi o. Yo, biz neredeyiz lan? Biz şuradayız. Nasıl sallıyorum bunu? Ben de sevindim az önce. Dedim o come on baby baby dedim ama öyle değilmiş. Aa, şurada bir tane araç. Aşağı doğru yavaş yavaş akıyor. Aktı. Almamış. Oğlum burada buraya kim geldi lan? Ne aldın oğlum sen? Buraya gelen arkadaşımız kızı çok merak ediyorum. Cidden çok merak ediyorum. Yani ne aldığını merak ediyorum. Vay, AKS de var ha. Yuh ya, 419 mermi nedir ya? Bizim medkit'e ihtiyacımız var. Çünkü hiç medkit'imiz yok. Ve şu an gaz mı yiyeceğiz? Ve gazlı yiyeceğiz yani. Gaz yemeyek, ne olur gaz yemeyek.
Joker ne ayak ya? Evet, şurada Toxicity diye bir şey çıktı. Ney biliyorsunuz mu? O bakın ne güzel sarıyorum. Bu şu demek arkadaşlar. Eğer o %100 olursa canımız daha hızlı bir şekilde gidiyor. O yüzden aslında şu an yaptığımız şey gayet mantıksızdı. 22 kişi kaldık gazda kalarak. Yapma be. Şimdi bakalım. Bizim şöyle Mistipik'e doğru ilerlememiz lazım. Toxicity bayağı arttı. Joker'in sesi kesildi. O Joker'i bulsaydık iyiydi de. Bulamadık yani, ne yapalım. Diğer gaz ne zaman yayılır? Diğer gaz daha çok sonra yayılır herhalde. Yapma be, biraz daha bekleyeydin keşke. Yalnız bayağı gitti ya. Biz bayağı uzak kaldık. Bakalım şimdi 92 derken. Şu yine Amerikan style olduk ama dur bakalım, olmayaydık iyiydi. Kuyudan köşeden gel 16. Bu Amerikan style'ı normal kastan daha iyi olduğu için ve yüzde koruduğu için aldım böyle ama. Evet. Bakalım biz neredeyiz? Biz şuralardayız yani. Daha biz şuralardayız. Bizim kareye çıkmamız lazım. Ne güzel görünüyor ya. Ne kadar hoş görünüyor. Evet, 16 kişi var. Ya kapandı, kapanacak. Bakalım nereye kapanacak. Yani belli oldu. Bu ne lan? Ne kadar iğrenç bir yere kapandı ya. İlerleyelim. Sakala gel. Vallahi çok iyi AK mermisi bulduk ya. Yani %99'unu da yerden aldık. Hiç adamdan AK aldık mı? Biz almadık herhalde. Zaten bir tane adam. Karga sesi de var. Akbabalar, şahinler, kuzgunlar. Toksisitimiz bayağı fazla oldu. Onu azaltmanın bir yolu yok mu? Ne yapıyorum ben ya? Böyle gezmeler, görmeler.
Mika. Pika. Şöyle çıkalım artık. Madem öyle. Buradan çıkabiliyoruz mu bilmiyorum ama buradan çıkabiliyorsak çıkalım. Şöyle bir dakika. Kramberiye doğru. Hayır. Neredesiniz? Kim bilir neredeler? Saul Zor, Twitch ve Bilyat. Hayda. Bana bu tarafından sıktı gibi geldi ama. Ne yaptı lan bu? Oğlum bu için... Anlamadım ben bu silahı. Oyundan attı beni ya. Ne yapacaktım? Arkadaşlar bir önceki oyunda lan sinek minek var evde ya. Ne oldu bir önceki oyunda? Beni oyundan attı ya. Herhalde birinci olacağımı anladı. Bu birinciliği sana yedirmeyiz diyen bir mihraklar, bir takım mihraklar beni engelledi. Tabii biz ne yaptık? Don't kill me baby. Don't kill me. Please. Why did you kill me, man?
Vay.